Sara, ben Serra TV'ye hoş geldiniz. Bu kanalda hep yoga felsefesine dayanarak aslında sohbetler ediyoruz, pratikler yapıyoruz. Fakat yoga nedir hakkında daha önce hiç konuşmamışız ve biraz aslında yoga nedir, yoga ne anlatır, yoganın insanı geliştirme şekli nedir? Bunun üzerine konuşmak istiyorum bugün ki yaptığımız pratiklerin temeli neye dayanıyor hepimiz bilelim. Yoga bir prensiptir. Bizim hep anlattığımız gibi insanın kullanım kılavuzudur. Çünkü neden? İnsan doğuyor, büyüyor ve hasbelkader bir şekilde hayatın içine var oluyor. Fakat hani bir şey aldığın zamansa ne geliyor yanında? Kullanım kılavuzu geliyor. Sayfalarca sayfalarca onu okuyorsun, nasıl kullanacağını öğreniyorsun. Fakat insan hiç böyle var olamıyor. Yani insan nerede doğduysa, hangi ailede doğduysa, orada nasıl büyüdüyse öyle büyüyor. Okullara gidiyor, çevresi değiştikçe bir şekilde gelişiyor. Fakat bedeni nasıl var oluyor, zihni nasıl var oluyor, nasıl nefes alıyor? Bunların hiçbirinin farkında olarak yaşamıyor aslında insan. Düşünün, hani bir yoga dersini ilk yaptığınız zaman, bir asana dersini ilk yaptığınız zaman ne oluyor? Kolunuz, bacağınız nerede duruyor, algılayamıyorsunuz. Belki öğretmen diyor ki işte nefesini şuraya al, bilmem ne yap. Bunların hiçbiri sende bir şey ifade etmiyor çünkü bedensel farkındalığın o ana kadar hiç oluşmamış. Evet, beden bütün hayatın boyunca sana eşlik etmiş ama bedeninde ne oluyor, nerede nasıl bir şey var, bunların hiçbirinin farkında olmuyorsun. Beden elle tutulur bir şey. Bir de bunun yanında zihin var. Zihin hiç ne görülür ne elle tutulur bir şey değil. Zihin nasıl işliyor hiç bilmiyorsun. Hep konuştuğumuz gibi zihinde modifikasyonlar var, düşünce kalıpları var. Zihin çok hızlı ve her şeyden önce zihinden geçen düşünceler sen değilsin. Sen bundan daha ötesisin. Yoga insana aslında bütün bunları öğreten bir prensip, teknik bir sistemden bahsediyoruz. Tamamen bireysel bir pratik ve insanın aslında varoluşunu daha iyi bir seviyeye getirmek için yaptığı şey. Şey gibi düşünün, hani bu benim makinemse içeride zihin var, beden var, nefes var. Bu makineyi ne kadar iyi kullanabilirsem ben de o kadar daha iyi var oluyorum. İşte öğretmensem daha iyi öğretmen oluyorum. Mühendissem daha iyi mühendis oluyorum. Anneysem daha iyi bir anne olabiliyorum. Çünkü ne oluyor? Dikkatimi nereye vereceğimi biliyorum. Enerjimi nasıl kullanacağımı biliyorum. Bedenimin farkındayım. Bedenimi nasıl kullanacağımı biliyorum. Bütün bunları aslında sağlayan yoga pratiği insanın daha yüksek bir hayat kalitesine sahip olmasını sağlıyor. Günümüz açısından da çok önemli bir şey var. Stres yönetimi. Haliyle herkes ciddi bir stres içinde. Yoga insanın stres yönetimini sağlayarak çok daha sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Artık zaten yoganın faydaları ve meditasyonun faydaları tıbben ve bütün araştırmalarla kanıtlanmış vaziyette ve çoğu zaman artık hastanelerde medikal yoga gibi bir branş var ve medikal yoga kullanılarak insanlar tedavi ediliyor. Yani faydaları saymakla bitmeyen bir sistemden, bir prensipten bahsediyoruz. Neden faydaları saymakla bitmiyor? Çünkü biraz önce söylediğim gibi, yani bir arabanız varsa, içinde benzini varsa, bununla gitmeniz gereken bir yol varsa ne mutlu, değil mi? Her şeye sahipsin ve gitmen gereken yolu da biliyorsun. Fakat bunu kullanamadığın zaman o araba seni pek bir işine yaramıyor. Çünkü ne bekliyorsun? Hani biri gelsin, kullansın, bir şey olsun ve bu yolu gidelim. Yoga sana arabanı nasıl kullanacağını anlatıyor. Bedeninde nasıl var olacağını anlatıyor. Nefesini nasıl kullanacağını anlatıyor. Ve zihnin, en önemlisi, zihnindeki hikayeyi sana gösteriyor. Meditasyon pratiği çok çok önemli bir pratik ki bu kanalda birçok meditasyon pratiği var. Çünkü meditasyon senin ne yapmanı sağlıyor? Zihnini kuvvetlendirmeni sağlıyor. Zihnini kuvvetlendirince ne yapıyorsun? Bütün bu konuştuğumuz içeride yaşanan şeyleri görebilmeye başlıyorsun. İşte hani içeride ne hissediyorsun? Nasıl düşünceler var? Nasıl bir ses var? İçeride nasıl bir konuşma var? Çoğu zaman bunu duyamıyorsun. Çünkü neden? Bunu duyabilmen için zihninin kuvvetli olması gerekiyor. Ne yapıyorsun? Sen yine zihninle zihninden geçen şeylere bakıyorsun. Ama şu an zihnin kuvvetli olmadığı için zihnin canı ne istiyorsa o geçiyor. Ve sen zannediyorsun ki bunlar benim düşüncelerim, benim inançlarım ve ben bunlara göre yaşamak zorundayım. Zihnin kuvvetlendiği zaman içeriden geçen şeyleri duyduğunda, gördüğünde ne diyorsun? Okey, bunlar içeride var olan düşünceler, alışkanlıklar, kalıplar. Fakat ben artık bunlara göre yaşamak istemiyorum. Ve zihne diyorsun ki hayır, böyle yapmayacağız, şöyle yapacağız. İşte bunu diyebilmek çok önemli. Farkındalıkla yaşamak dediğimiz yer burası. Çünkü diğer türlü ne oluyor? Hep konuştuğumuz işte sana vurana sen de vur. Böyle bir alışkanlığın varsa birdenbire kendini bir arbedede buluyorsun ve bir kavganın içinde buluyorsun. Ama farkındalıkla yaşamak demek tepki göstermek değil, cevap vermek hayata. Böyle bir şey olduğu zaman yogada
karşında belki biri bağırıyor, çağırıyor. İçinden diyorsun ki ben buna katılmak istiyor muyum? Yani buna bu şekilde bağırarak, çağırarak mı dahil olmak istiyorum? Yoksa ben zaten böyle yaşamak istemiyorum. Bunu başka şekilde mi çözmek istiyorum? Şu an zihin kontrol edilmediği için sen bunu yapamıyorsun. Ama bütün yaptığımız pratiklerle beden ve zihin üzerinde bir kontrol sağladığımız zaman işte ne diyorsun artık? Ben nasıl yaşamak istiyorsam öyle yaşayacağım. Bu da zaten insanın muhteşem bir şekilde var olabilmesi. Çünkü diğer türlü böyle yaşamam gerekiyor. Ben böyle bir insanım. Bedenim bu kadar, esnekliğim şu kadar, güçsüzüm. Aklındaki bütün kalıplar neyse zihninle ve bedeninle ilgili. Zannediyorsun ki bu mecburiyet. Yani bu şekilde yaşamak zorundasın. Yoga da sana diyor ki senin elinde muhteşem bir araba var ve sen bunu kullanmayı öğrenirsen hayatın çok rahat olacak ve içinde var olduğun her alanda olman gerektiği şekilde var olacaksın. En fazla potansiyelini göstererek var olabileceksin. Yoga pratikleri mesela dediğim gibi zihni kuvvetlendiren pratikler, bedeni kuvvetlendiren pratikler olduğu için uzun süre yoga pratiği olan insanlara baktığınız zaman mesela şu bugün yaptığı işlere, bugün içinden geçtiği konulara baktığınız zaman bir 10 sene öncesine baktığınızda aynı işlerin içinden geçemiyorlardır, aynı güçleri yoktur. Çünkü neden? Pratik zihni ve bedeni kuvvetlendirdiği için insanın hayata karşı duruşu değişir. Bir sürü şey olur hayatta ama psikolojik olarak parçalanmak ve dağılmak yerine merkezde kalabilirsin. Bedenin yorgun olabilir ama bedenini nasıl kontrol edeceğini bilirsin. Bedenine nasıl davranacağını bilirsin. Aynı şekilde bedenine nasıl ilgi göstermen gerektiğini de bilirsin. Yoganın tabii ki bütün bunların yanı sıra birinci basamağı olan yamalar da var. Üzerine biraz konuşmamız gereken. Yamalar ahlak kuralları. Yoga pratiği aslında insanı aynı zamanda iyi bir insan olmak için neler yapması gerekiyor? Buna da hazırlayan bir sistem. Diyeceksiniz ki belki ahlak kurallarının yoga ile ne alakası olabilir ama bahsettiğimiz şey insanın aslında kendi özüne kavuşması için içinden geçtiği bu yolda ona yol gösteren bir prensip. Şimdi bir yolculuktan bahsettiğimiz için de, tekamül yolculuğundan bahsettiğimiz için de sadece zihnimizi kuvvetlendirmemiz ve bedenimizi kuvvetlendirmemiz değil, aynı zamanda içeriği daha da saflaştırarak her şeyle ve herkese uyumlu bir hale gelmemiz gerekiyor. Ahlak kuralları dediğimiz yamalar da burada devreye giriyor. Bunlar işte çalmamak, yalan söylememek, kimseye zarar vermemek, şiddet uygulamamak, gerçeğin farkında olarak yaşamak, açgözlük yapmamak gibi kurallar. Şimdi ne oluyor? Bunların neticesinde sen aslında kendi içinde varoluşunu daha saf bir hale getiriyorsun. İnsanların da yogayı inanç sistemleriyle karıştırmasının sebeplerinden biri de burada ortaya çıkıyor yamalarda. Çünkü insan yogayı sadece fiziksel bir egzersiz olarak algıladığı için diyor ki ne alakası var ahlak kurallarının yogayla? Ama işte yoga bütünsel bir prensipten bahsediyoruz. İnsanın bütün varoluşunu daha saf bir hale getiren bir prensipten bahsediyoruz. Ve böyle bir yolculukta da insanın başkalarıyla hoşgörü içinde anlayışla bir arada yaşayabilmesi için mutlaka içeride bu kendisine iyi gelmeyen, örneğin şiddet gibi şeyleri törpülemesi gerekiyor. Çünkü insanın içinde şiddet var olmaya devam ettiği müddetçe bir gün şiddet göstermezsin, iki gün şiddet göstermezsin. Şiddet dediğimiz şey her zaman gidip birilerini yumruklamak değil, sosyal şiddet var, hani insanlara mobbing var değil mi? Bir sürü şey var. Ama bir gün bu ortaya çıkıyor. Şimdi bu ortaya çıktığı zaman ne oluyor? Sen birine şiddet uyguladığın zaman kendini oradan ayırmış oluyorsun. Sen varsın, karşı taraf var, kavga kıyamet var, anlaşmazlık var. Ve ne oluyor bunun sonucunda da? İşte bu her şeyle hoşgörü bir arada yaşayabilme hali ortadan kalkıyor. Ve içeride şiddet varsa tabii ki kime şiddet gösteriyoruz? Kendimize de şiddet gösteriyoruz. Yani insanın içindeki hoşluğu bulabilmesi için yamalar zaten birincisi, yoganın birinci basamağı çok çok büyük önem taşıyan bir basamak. Ve insan zaten yamaları oturtmaya başladığı zaman hani şey olur ya böyle çok uzun bir günün ardından, çok sıcak bir günün ardından duş alırsın, böyle bir ferahlarsın. İşte insan böyle yaşamaya başlıyor. Hani bazen şey gibi geliyor böyle sanki bir naiflikmiş, birazcık böyle kafanı kullanmamakmış gibi geliyor insanın erdemli yaşamaya çalışması. Fakat daha önceki sohbetlerimizde hep konuştuğumuz gibi insan ne yapıyorsa kendini yapıyor. Yoga pratiği zaten bireysel bir pratik ve sen ne diyorsun? Ben daha iyi bir versiyonum olmak istiyorum diyorsun. Ve bunları da kendin için yapıyorsun. Yani gidip de topluma faydalı bir birey olmak için şiddet uygulamıyor değilsin. Diyorsun ki ben içimde şiddet duygusunu taşımak istemiyorum çünkü bu şiddet bana da geliyor, başkasına da yönlendiriyorum ve bu beni
her şeyden ayırıyor. Ortaya çıkartmak istediğim daha yüksek duyguları ortaya çıkartmamı engelliyor. Yani yine bunları kendin için yapıyorsun. Gördüğünüz gibi yoga pratiği insanı her açıdan tamamlayan bir pratik ve insan o yüzden zaten yoga pratiğinde ilerlemeye başladığı zaman içeride hep bahsettiğimiz o eksiklik duygusu yerini tamamlanma haline götürüyor. Ve bu tamamlanma hali de insanda büyük bir huzur ve büyük bir memnuniyet ortaya koyuyor. Ondan sonra da ne oluyor? İnsanın hep hayatta var olduğunu zannettiği ve aslında kendi yarattığı savaşı yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Ve bu savaş ortadan kalkınca da nihayet huzurla yaşama vakti başlıyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere.